radyo tiyatrosu. Gece kapladı her yeri. Sabahattin Ali'den hikayeler. Hanende Melek. Kahve ocağına giden kapının yanında üst kısmı küçük bir halı ve etekleri eski bir kilimle örtülü, kürsü kılıklı bir kerevet vardı. Üç kişiden ibaret sas heyeti yerli hasır iskemlelerin üzerine göze batan bir ciddilikle oturmuşlardı. İşlerinden biri inmek isteyince bir metreye yakın bir yerden atlamaya mecburdu. Hanende Melek böyle zamanlarda küçük garson Hamdi'yi çağırarak yardımını ister, bir eliyle onun omzuna dayanıp ötekiyle eteğini tutarak ince bacaklarını aşağı uzatırdı. Bu anlar o civarda oturmuş hovarda müşteriler için mühim fırsatlardı. Baygın fakat istek dolu gözler derhal o tarafa çevrilir, tatlı bir şey yenmiş gibi pos bıyıklar alt dudakla yalanırdı. Sigara dumanlarıyla nefes buğularından kahvenin pencereleri o kadar sislenmişti ki dışarıda şarıl şarıl yağan yağmurun ancak sesi işitiliyor, camlardan süzülen damlalar içeriden görünmüyordu. Ortada dolaşan iki garson tıka basa dolu olan salonda kendilerine güçlükle yol açabiliyorlardı. Çamurlu ayakkabıların buharlaşmasından hasıl olan ağır bir koku, yarısından çoğu sarhoş olan müşterileri büsbütün sersemletiyor, zaman zaman sazı bastıracak kadar yükselen bir gürültü, sık sık açılıp kapanan kapıdan sokağa vuruyordu. Yeni gelenler iskemlelerin arkasına asılmış duran paltoları düşürerek ve her geçtikleri yerde bir kaynaşma doğurarak uzun müddet dolaştıktan sonra bir yer bulup oturuyorlar ve ıslak kasketlerini çıkarıp başlarını kaşımaya başlıyorlardı. Keman, ut ve melek zaman zaman hamle eder gibi seslerini yükseltiyorlardı. Bu sırada gürültüyle saz arasında birkaç dakika devam eden hakiki bir mücadele oluyor. Bazen gürültü galip gelerek saz mahcup bir eda ile vızıltısına devam ediyor. Bazen de bir hayat kavgası kadar canla başla yaptığı mücadelenin sonunda kalabalığın biraz susar gibi olduğunu görünce sevinçle sesini yükseltiyordu. Böyle dakikalarda meleğin ince, biraz kısık fakat tesirli sesi salonu doldurur, kendisine çevrilen gözlerde biraz da alaka belirirdi. Camlı kapı ağır ağır açılarak içeri dava vekili Hüseyin Avni girdi. Siyah paltosunun yakasını kaldırmış, aynı renkteki şapkasını önüne indirmişti. Hastalıklı gözlerini, vapur dumanı bir gözlük örttüğü için yüzünün ancak pek az kısmı, sakalları uzamış çenesi görünüyordu. Ucundan yağmur suları süzülen harap bir şemsiyeyi koluna takmıştı. Korkak adımlarla yıkılmamak için iskemle arkalarına tutunarak ilerledi. Saza yakın bir yere geldi. Etrafta oturacak boş iskemle yoktu. Gözleriyle arandı. O civara yerleşmiş bulunan memurlar, bekar öğretmenler onun bakışlarıyla karşılaşıp kendisini masalarına çağırmaya mecbur olmamak için başlarını önlerine eğmişler veya derin lakırtılarına dalmışlardı. Bir masanın etrafında oturan ve esrar sigaralarını avuçlarının içinde saklayan üç kasap Hüseyin Avni'yi masalarına davet ettiler. Hem ihtiyar sarhoşla alay etmek hem de masalarına efendi adam oturduğunu hanendeye göstererek itibar kazanmak istiyorlardı. Hüseyin Avni
siyah gözlüklerinin buğusunu ceketinin koluyla sildi, paltosunun yakasını indirdi, şapkasını çıkardı, adam akıllı seyrekleşmiş olan beyaz saçları kafasının çatlak ve lekeli derisine yapışmıştı, oturdu alçak aralıklı yerli hasır sandalyede, rahatlaştıktan sonra başını saza çevirerek gülümsedi. Bu sırada uzun seyrek dişleri donuk pembe diş etleriyle beraber dışarı fırlıyor, dudaklarının kenarından tükürükler sızıyordu. Keman çalan uzun kafalı esmer delikanlı eğilerek dava vekilinin selamını iade etti. Melek başıyla belli belirsiz bir işaret yaptı. Kucağındaki udun üzerine abanarak avaz avaz bağıran ihtiyar sanatkarsa dünyanın farkında olmadığı için şarkısına devam ediyordu. Melek içinden... Ama yarabbi, bu heriften kurtulamayacak mıyım? Dedi. Ömründe bu derece iğrendiği bir adama rast gelmemişti. 5 seneden beri hayatını sesiyle kazanıyor, sıkıştıkça vücudunu bu sese yardımcı yapmak mecburiyetinde de kalıyordu. Bu meslekte adam seçmek pek adet değildi. Ama bunun da bir haddi vardı. Zaten bu tiksinmesinde Hüseyin Avni'nin suratının pek rolü yoktu. Meleğe asıl korkunç gelen, onun yapışkan bir ifade taşıyan hareketleri ve siyah gözlüklerinin arkasında kirli bir paçavra gibi sallanan bakışlarıydı. Diğer tutkunlarının ısmarladığı bir çayı bile hakir görmeyen ve bu eli açık hovardaya bir gülümsemeyle karşılık veren genç kadın, Hüseyin Avni'nin evinden kim bilir ne sahnelerden sonra alıp kendisine hediye ettiği birkaç altın bileziği bir türlü koluna takamıyordu. Kahvecinin söylediğine göre bu adam evvelce hukuk mahkemesi azasındanmış, sarhoşluğu yüzünden çıkarmışlar. Çok az bir emekli maaşı alıyor ve 3 çocuğuyla karısını dava vekilliği ederek geçindiriyormuş. Hukuk mezunu olmayıp zabıt katipliğinden yetiştiği ve işine gücüne karşı hiç alakası olmadığı için yazıhanesine günde birkaç köylüden başka uğrayan olmazmış. Kahveci, metelek yoktur herifte. Nesine yüz verirsiniz? Günde 2 köylüye 2 istida yazıp yarım kağıt alır. Onu da lokantacı Mahir'de rakıya yatırır. Evde çoluk çocuk aç beklesin. Yaşından da utanmaz. Ak sakalına da bakmaz. Yazıhanesine uğrayan 60'lık köylü karılarına saldırır. Dayak yemediği gün yoktur. Şu kahvemize gelen efendilerin hiçbirinin ona yüz verdiğini gördünüz mü? Çamur gibi adamdır. Melek bu kasabaya geleli 2 ay olmuştu ve Hüseyin Avni bir gece bile kahveye gelmemezlik etmemişti. Her akşam üzeri yazıhanede mi olur, lokantada mı olur bir miktar rakısını içer, daha 2. kadehte titremeye başlayan adımlarla kahvenin yolunu tutardı. Bu genç, sıska ve esmer kadıncağızın biraz çatlak fakat yanık sesi onu çıldırtıyordu. Fakat onun bir kadına ısrarla yapışması için böyle bir sebebe de hacet yoktu. Bütün kadınlardan, en güzelinden en çirkinine, en küçüğünden en yaşlısına kadar öyle bir hava yayılıyordu ki çeşit çeşit olmasına rağmen müşterek bir hususiyete haber veren bu kah latif, kah baş artacak kadar sakil kokular onun hurdalaşmış vücudunda ıstıraplı bir sarsıntı bırakarak yayılıyorlar. Zavallıyı uykudan, hatta düşünmekten mahrum ediyorlardı. Çürük dimağının nasıl imal ettiği insanı şaşırtan bin bir türlü dalaverelerle karısını kandırıyor, bir sandık köşesinde, bir çıkın dibinde nasılsa kalmış olan kıymetli birkaç parça eşyayı aldığı gibi sazlı kahveye gidiyor ve birkaç şarkı isteyip çaldırdıktan sonra getirdiği şeyleri küçük çırak Hamdi ile meleğe yolluyordu. Kemancıyı birkaç kere yazıhanesine çağırıp kuru zeytinle rakı ikram etmişti.
bir efendiye masa arkadaşlığı etmekten gurur duyan genç çingenenin melek üzerinde lehinde tesir yapacağını ümit ediyordu. Fakat artık sabrı tükenmişti. Yarım yamalak selamlardan ve pek kıstırdığı zamanlarda genç kadının ağzından dökülen "Nasılsınız efendim?" yollu bir hatır sormadan başka bir şey gördüğü yoktu. Halbuki ihtiyar etlerini seyrek fasılalarla kamçılayan ihtiras nöbetleri tahammül edilmez bir hale gelmişti. Oturduğu yerden meleğe doğru bakarken derhal fırlayıp saldırmak isteyen vahşi bir hisse kapılıyordu. Birkaç akşam evvel kemancı vasıtasıyla kadını yazıhanesine davet ettiği halde bu teklifi patron razı değil diye reddedilmiş, kemancıdan cevap bekleyerek geçirdiği 24 saat kız isteyip cevap bekleyen delikanlılara taş çıkartacak bir ümit ve keder silsilesi halinde geçmişti. İki günden beri sabahtan akşama kadar içiyor ve binbir türlü planlar kuruyordu. Aynı masada oturduğu kasaplar, kahvede içki yasak olduğu için çay fincanlarına koydurup getirdikleri konyakları içiyorlar ve ona da ikram ediyorlardı. Esrar sigaralarının dumanını, Hüseyin Avni'nin kırmızı kapaklı gözlerini ve kuru genzini yakıyordu. Melek ihtiyar Udi'nin sesini bastırarak... diye bağırdıkça Hüseyin Avni öne doğru eğiliyor, yere düşecek gibi oluyordu. Bu şarkının bestesinde, sözlerinde ve meleğin ağlar gibi bir ifade alan söyleyişinde garip bir zavallılık, bir yalvarma vardı. İhtiyar adam ağzının içinde bir şeyler mırıldanıyor fakat ancak gırtlağını yırtar gibi dışarı fırlayan bir... duyulabiliyordu. Bir aralık ufak ve buruşuk bir kağıda bir şeyler karalayarak kemancıya gönderdi. Biraz sonra saz eski bir şarkıya başladı. Thank you.
Unu kısa fasılalarla diğer kağıtlar ve ihtiyarın haline uygun diğer şarkılar takip etti. Kahvenin kapısı aralanarak içeri 8-10 yaşlarında bir kız başı uzandı. Kıvırcık saçları ıslak bir pösteki gibi ensesine yapışmıştı. Gözleriyle şaşkın ve kararsız etrafı süzdükten sonra oralarda dolaşan Hamdi'yi çağırdı, bir şeyler söyledi. Hamdi tek tük evlerine yollanmaya başlayan müşterilerin arasından sıyrılarak Hüseyin Avni'nin yanına geldi ve kara gözlüklerini düzeltmeye çalışan ihtiyara... Bey baba, senin küçük kız gelmiş, evden istiyorlarmış. Sarhoşun yağlı yüzünün gerildiği ve seyrek sakallarının dimdik olduğu görüldü. Bir kedi gibi yerinden fırlayarak... Defolsun, beni burada bari rahat bıraksınlar. Diye homurdandı ve yumruğunu kapıya doğru uzattı. Aralık kapı hemen kapandı. Hüseyin Avni tekrar iskemlesine çöktü. Kahve adam akıllı tenhalaşmıştı. Kalanlar başladıkları partiyi herhalde bitirmek isteyen birkaç tiryaki oyuncudan ibaretti. Biraz sonra saz da bitti. Ud torbaya, keman kutuya kondu. Udi hiç konuşmayan ve etrafına bakınmayan bir ihtiyar önündeki çay fincanını son bir defa diktikten sonra kahveciden gündeliğini alıp gitti. Kemancı Hüseyin Avni'nin yanına gelerek... Nasılsın bey baba? Dedi. Başıyla da ne edelim bir türlü olmuyor işte der gibi bir işaret yaptı. Sarhoş ihtiyar... Bu ne kadar sürecek ya? Bizde hal kaldı mı ya? Diye mırıldandı. Melek patrondan parasını almış kendisini hana kadar götürecek garsonun hazırlanmasını bekliyordu. Asragan taklidi eski bir mantonun içinde vücudu titriyor gibiydi. Siyah dekolte iskarpinleri çamurlanmış ve silinmemişti. Hüseyin Avni yerinden fırladı. Genç kadına doğru yürüyerek onun koluna yapıştı. Ben götüreyim seni ruhum. Melek vücudunun sıcak bir köşesine ıslak bir el dokunmuş gibi ürperdi. Teşekkür ederim, hacet yok. Hacet yok olur mu ya? Ya bize de bu kadar cevretmek reva mı ya? İnsanda tahammül bırakmıyorsun vallahi. Bu sözlerle beraber kadının zayıf kolunu daha çok sıktı. Melek hızla silkindi. Ay. Dengesini kaybeden dava vekili dizlerinin üstüne düşerek alnını iskemlelerden birine vurdu. Kalktığı zaman sağ kaşının üst tarafında kırmızı bir şiş görünüyordu. Bir eliyle gözlüğünü düzelterek... Ne demek istiyorsun yani? Sesi hırıltılı gibi çıkıyordu. Başını kemancıya çevirerek... Ulan nedir bu yaptığınız? Bu cilve biraz uzun kaçıyor. Kemancı kahve ocağı tarafında kayboldu. Hüseyin Avni tekrar meleğin koluna sarılmak isteyerek bir adım attı. Genç kadın korkak gözlerle etrafına bakınıyordu. Kahvede oyun oynayanlar ayağa kalkmışlardı. Bir kısmı kasketini alıp gidiyor, bir kısmı ihtiyar avukatla meleğin etrafında toplanıyordu. Esrar çeken kasaplar başlarını birbirlerine yaklaştırmışlar, susuyorlardı. Tavandaki lüks lambaları parlayıp sönerek ömürlerinin azaldığını bildiriyorlardı. Patron kemancının hesabını kesmiş, o da kalabalığa doğru sokulmuştu. Hüseyin Avni etrafının farkında değildi. Genç kadının tekrar eline geçirdiği kolunu titrek parmaklarıyla sıkarak... Sen geliyor musun şimdi? Hayır. Fakat ne yapacağını kestiremeyerek olduğu yerde kaldı ve sağa sola bakındı. Bu anda birdenbire sol yanağı üzerinde sarhoşun terli elini hissetti. Birisi saçlarını çeker gibi oldu ve müthiş bir acı duydu. Başka birisi onu yakaladığı gibi birkaç adım öteye götürdü. Bir iskemleye oturttu. Bu kendisini hana götürecek olan garsondu. Kahveciyle iki çırağı birkaç adım ileride yere eski bir çul gibi yığılmış olan avukatı tekmeliyorlar.
kafasına, gözüne yumruk vuruyorlardı. Biraz sonra çıraklar çamurlara bulanan bu sarhoşu bacaklarından ve kollarından yakalayıp kahvenin önüne, yağmurun altına bıraktılar. Melek birkaç dakika iskemlede ses çıkarmadan oturduktan sonra çırağa... Hadi gidelim. Dedi. Dışarı çıktıkları zaman kahvenin üç ayak taş merdiveninin dibinde Hüseyin Avni'nin hala yattığını ve yağmurdan iliklerine kadar ıslanan küçük kızının onu kaldırmak için şurasından burasından çekelediğini gördü. Onları birkaç adım geçtiler. Kızcağız çıkanları fark etmemişti. Babacığım, ne olursun. Babacığım, hadi. Hadi gidelim. Diye ağlıyordu. Nezleli sesi artık biraz hafiflemiş olan yağmurun şıpırtılarına karışıyordu. Melek yanındaki garsona... Şu adamı kaldırıversene. Beraber geri döndüler. Küçük kız hala babasının etrafında dolaşıyor. Hıçkırıklarla kesilen bir sesle kendi kendine söylenir gibi yalvarıyordu. Babacığım hadi gidelim. Annem söz verdi. İçtin diye kavga etmeyecek. Bir şey getirmedin diye de kavga etmeyecek. Hiç kavga etmeyecek. Bir müddet susuyor. Sanki cevap bekliyor. Sonra... Hadi kalksana ne olursun. Diye tekrar ağlamaya başlıyordu. Yanına gelenlerin yüzüne baktı. O nezleli sesiyle ehemmiyetsiz bir yardım ister gibi... Kaldırıversenize ne olur. İki gündür eve uğramıyor. Hepimiz açız. O gelmeyince annem büsbütün sinirlenip bizi dövüyor. Gidin getirin diyor. Melek ve garson Hüseyin Avni'nin kollarına yapıştılar. Sarhoş sızmıştı. Yerinden güç oynuyordu. Islak paltosu sıska vücudundan daha ağırdı. Ayaklarını yerde sürüyerek birkaç adım götürdüler. Biraz gevşek bırakınca olduğu yere çöküyordu. Hiçbir şey söylemeden onu sürüklemeye devam ettiler. Küçük kız önlerine düşmüş yol gösteriyordu. Zifiri karanlık sokaklarda Melek dizlerine kadar çamura battığını hissetti. Her adımda bir çukur vardı. Epeyce uzun bir müddet yürüdükten sonra alçak bir bahçe duvarının önünde durdular. Kız alışkın bir elle iki kanatlı kapının demir halkalarını bulup takırdattı. Biraz sonra içeride bir kapı gıcırdadı. Çamurlu bahçede takunyalı ayakların sesi duyuldu. Kapının bir kanadı açıldı ve elinde titrek ışıklı bir idare lambasıyla sıska bir kadın vücudu göründü. Gözleri evvela lakayt bir bakışla sarhoşu, sonra büsbütün manasız bir ifadeyle genç kadını süzdü. Küçük kızın nezleli sesine pek benzeyen boğuk bir sesle... Demek şimdiki de sensin ha? Melek hiçbir şey söylemedi. İki kadın bir müddet bakıştılar. Garson sarhoşu kapının iç tarafına, duvarın dibine bıraktı. Küçük kız kapının bir kenarında hala ağlıyor ve ara sıra burnunu çekiyordu. Damların kenarından tek tük damlalar düşüyor ve boğuk sesler çıkararak sokağın çamurlarına gömülüyordu. Melek yavaşça elindeki çantayı açtı. İçinden 4-5 altın bilezikle bir çift küpe aldı. Kendisine hayretle bakan sıska kadına uzatarak... Alın bunları. Bunlar sizin galiba. Sonra başını azıcık önüne eğerek... Bana bunları boşuna vermişti. Gitmek için döndü. Kapının kenarına dayanmış duran küçük kızı gördü. Kendini tutamayarak onu kolundan yakaladı ve çekti. Sırsıklam saçlarından tuttuğu başını göğsüne bastırdı. Sonra eğildi. Şaşkın şaşkın kendine bakan kızın yaşlardan ve yağmurdan ıslanmış yüzünü sıkı sıkı öptü. Bir kabahat işliyormuş gibi çabuk ve sinirli hareketlerle çantasını tekrar açtı. Biraz evvel aldığı 1,5 lira yemiye ile dünden kalan 20-30 kuruş parayı kızın avcuna sıkıştırdı. Sonra hiç arkasına bakmadan yanı başında sessizce yürüyen garsonla beraber çamurlu yollardan geriye kendisini bekleyen han odasına döndü.
radyo tiyatrosu. Gramofon avrat. Azime bu kızı eline geçireli bir sene bile yoktu. Fakat adı şimdiden bütün Konya hovardalarının arasına yayılmış, bunun sayesinde Azime'nin çıkınına yeşil yeşil bangonotlar dolmaya başlamıştı. Yaşı daha 20 sularındaydı. 15 senelik oturak avratlarından güzel oyun oynuyor, bütün türküleri, en zorlarını bile gözünü kırpmadan söylüyordu. Bir yanık sesi vardı ki bu ses için ismi gramofon avrat olmuştu. Asıl adı pek malum değildi. Nereden geldiğini de bilenler azdı. Dilinin epeyce düzgün olduğuna bakılırsa herhalde şehirde bir efendi yanında evlatlık kalmış olacaktı. 2 sene evvel ilk defa olarak Dereköylü bir delikanlının yanında Meram'da bir oturağa gelmiş, ondan sonra 1-2 ay bu çocukla dolaşmıştı. Dereköylü bir gece kavga arasında vurulup ölünce bütün öteki kimsesiz ve efesiz oturak kadınları gibi Azime'nin eline düşmüştü. Azime ne tükenmez hazine yakaladığını bilmez değildi. Kızı evvela terzi Mürüvvet'e götürüp hanımlar gibi giydirdi. Ayağına tokalı pabuçlar aldı, 1 hafta 10 gün istirahat ettirdi. Ondan sonra bir geceliğine oturağa göndermek için 30-40 yerine göre 100 lira alarak ve sürüyüp götürmesinler diye yanına kendi adamlarından bir silahlıyı, efesidir, yalnız göndermez diye katarak kızı çalıştırmaya başladı. Anasının 5'i bir yerdelerini, babasından kalan 2 dönüm tarlayı, Araplar mahallesindeki eski evi satan her delikanlı paralarını kuşağına basıp Azime'ye geliyor ve bir gecelik oynatmak için gramofon avradı istiyordu. Öteki avratlar hep yaşlı kadınlardı. Oyundan anlayan hovardaların beğenebileceği bir oyun ancak 15-20 senede öğrenilebiliyor ve bu müddet içinde yüzler kalın düzgün tabakaları altında saklanacak kadar çöküyordu. Az ışıklı çıraların veya sönük lambaların ziyasında oynayan bu kadınların yüzlerinden çok ayaklarına ve türlü türlü ahenklerle kıvrılan vücutlarına bakıldığı için yüzlerinin ve yaşlarının pek ehemmiyeti yoktu. Fakat bu gramofon avrat daha bu yaşta yıllanmış kadınlardan güzel ve ustaca oynayan, en kıvrak şarkıları konuşuverir gibi kolayca söyleyen, rakı verirken adamın gözlerinin içine bakıp gülen bu yaman kadın öbürlerine benzemiyordu. Bu kız için millet birbirini kırıyordu. Azime kızı oynatacak olanların akıllı uslu olmalarına ne kadar dikkat ederse etsin, her oturakta muhakkak kavga çıkıyor, silah atılıyor, adam vuruluyordu. Fakat şeytan kız bunların hepsinden yakayı kurtarmasını biliyordu. Tam kavga alevlenip kendi yüzünden dövüşenler kendisini unutunca usulcacık sıvışıyor, onu getiren ve asla kavgaya karışmayan adamla beraber kapının önünde bekleyen arabaya atlayıp bağlar arasından dolaşarak Azime yengesine geliyordu. Gramofon avradın acayip bir huyu vardı. Bir gördüğünü bir daha hiç hatırlamıyordu. Uğruna evini barkını harcayanları bile ikinci görüşünde tanımamazlıktan geliyor, daha doğrusu sahiden tanımıyordu. Çünkü karşısındaki kendisini ona hatırlatmak için... Nasıl bilmezsin canım, Sillerli'nin bağına gittik diye... Hani orada küçük Ali beni bıçakladı da 4 ay hastanede yattım diye. Dedikçe öyle masum bir tavırla... Aa, bilemedim hayefendiciğim, bilemedim işte. Derdi. Yalan yaptığını söylemek insafsızlık olurdu. Kendisini alıp götüren ve oynatanların, hatta 1-2 gece yanlarında alıkoyanların... ne zengin ne de aslan gibi delikanlı olmaları... bunların gramofon avradın kafasında yer bırakmalarına yetmiyordu. Yalnız bir kişiyi ve uzun zaman unutmadı. Azime'nin eski dostlarından Rumelili bir Hüseyin Ağa vardı. Konya'da istasyondan çıkınca insanın karşısına dizilen bir sürü çift atlı paytonların belki 1/4'ü bu adamındı. Azime'ye araba lazım oldu mu
Buna haber salar, Hüseyin Ağa da işin sonunda bazen vukuat da çıkabileceği için en genç ve kuvvetli arabacısı Murat'ı yollardı. Bu delikanlı hiç konuşmadan, hiç arkasına bakmadan kendisine söylenen yere atları sürer, hangi bağa gidilirse kapısının önünde bekler, çağrılsa bile içeri girmez ve sabaha karşı oturak bitince yahut bir vukuat çıkıp silah sesleri ve bağırışlar arasında gramofon avrat bağdan dışarı fırlayınca hemen atların torbalarını alır, dört nala şehre dönerdi. Ne kadın ona ne o kadına bir laf söylemiş değildiler. Aylardan beri onun doru atları ve hafif arabası kadını birçok yerlere götürdüğü, birçok yerlerden bazen arkalarından atılan kurşunlara rağmen selametle evine getirdiği halde belki bir kere adam akıllı birbirlerinin yüzüne bakmamışlardı. Fakat bir gece Murat hastalanıp yerine başka arabacı gelince gramofon avrat bindiği arabadan atladı ve gitmem diye dayattı. Ne yalvarmak ne bağırmak fayda vermedi. Azime pohpohlamak için birkaç gün sonra bunu oğlana söyleyince o aldırış etmezmiş gibi omuzlarını silkti. Bir gün Meram'ın ta öbür başında bir oturağa gittiler. İçeride sazlar çalınıp şarkılar titreşen dut yapraklarında dolaşırken dönen ve oynayan kadınların kaşık sesleri taşlı bir yolda dört nala koşan at nalları gibi geceye yayılırken her zamanki şey oldu. Bağırmalar, sövüşmeler başladı. Birkaç silah sesi duyuldu. Murat başını çevirerek bağın tenha kapısına baktı. Neredeyse bu kapıdan çıkıp arabaya atlayacak olan kadını ve efesini gözledi. Fakat bunun yerine içeriden keskin bir kadın sesi çınladı. Amanın Murat yetiş! Beni vurdular! Oğlan yerinden sıçrayarak bahçe kapısını omuzladı. İçeride hala boğuşanlar vardı. Birkaç kişi kadını kucaklayıp bağ evine sokmaya çalışıyorlardı. Kadın Murat'ı görünce ellerini ona doğru uzattı ve ilk defa olarak ona hem de çok şeyler söyleyen gözlerle baktı. Murat yavaşça ceketinin cebinden iri nagantını çıkararak oradakilere doğru sıktı. Onlar nereden geldiğini anlamadıkları bu ateşten şaşırdıkları sırada çabucak kadını yakalayıp dışarı fırladı. Ve arabaya atlayarak şehrin aksi tarafına dağlara doğru sürdü. Fakat buraları iyi tanımadığı ve sığınacak kimsesi olmadığı için birkaç gün sonra jandarmaların eline düştü. Kendisini hapishaneye, kadını hastaneye kaldırdılar. Gramofon avrat hastaneden çıkınca ilk işi Murat'ı sormak oldu. Tabanca attığı zaman yaralananların biri öldüğü için delikanlı hafifletici sebepler filan çıktıktan sonra tam 12,5 sene yemişti. Bugünden sonra kadın ne bir oturağa gitti, ne eline kaşık alıp oynadı, ne de güzel ve yanık sesini duyan oldu. Evvela yaşlıca birinin yanına kapatma girdi. O kendisini kapı dışarı edince de umumhaneye düştü. Fakat her salı günü muhakkak hapishaneye gidip Murat'ı görür, ya birkaç kuruş para yahut da yağ, bulgur, cigara gibi bir şeyler bırakırdı. Aralarında bir iki kelime bile konuşmadıkları halde kendi uğruna hiç düşünmeden adam vuran bu çocuğu vücudunu satıp kazandığı paralarla besliyor, belki de artık yalnız bunun için çalışıyordu. Oh.
radyo tiyatrosu. Hasan boğuldu. Kaz Dağı'nın Adalar Denizi'ne bakan yamaçlarından birindeki bir yörük obasına gidip 4-5 gün kalacaktım. Edremit pazarına çıra ve bal satmaya geldiği zamanlar ahbap olduğum ve devlet kapısında birkaç ufak işine yardım ettiğim uzun boylu aksakallı bir yörük beni davet etmiş. Çadırda yatmayı gözün tutarsa buyur, taze bal yersin, kana kana rakı içersin demişti. Ben ona bir daha kasabaya indiği zaman yanına katılıp geleceğimi söylediğim halde sıcak, rüzgarsız bir günün sabahında aklıma esiverince yalnız başıma yola düzülmüştüm. Yerini aşağı yukarı bildiğim obaya uğradığım köylerde sonra öğleye kadar varacağımı umuyordum. Yüzlerce, belki binlerce senelik zeytin ağaçlarının arasında uzanan çukur, iki yanı böğürtlen ve hayıtlarla örülü yolda ağır ağır yürüyordum. Arkamdan yükselen güneş gölgemi araba izlerinin kıvrımları üzerine serip uzaklara kadar götürüyor, deniz tarafından yüzüme doğru esen hafif fakat serin bir bahar rüzgarı kasabadan uzaklaştığımı hatırlatıyordu. Kırağı yemiş toprak ve taze çimen kokusu etrafı kaplamıştı. Tarla kuşlarıyla serçeler ötüşe ötüşe ağaçtan ağaca sıçrıyor, güneşin vurduğu yerlerden dalgalı bir buğu yükseliyordu. Kaz Dağı'nın eteklerindeki Zeytinli Köyü'nün bahçesi salkım söğütlerle gölgelenmiş havuzlu kahvesinde bir çay içip yüksek obanın yolunu sordum. Kahveci, hiç oraya varmadım ama bildiğime göre Bey Obası'nı geçtikten sonra Kızılkeçili Deresi boyunca dağa vuracaksın. Patlakların yanına gelince soldaki bayırı tırmanıp yaylada bir kurşun atımı gideceksin. Ne Bey Obası'ndan ne de patlaklardan haberim olmadığı için adamcağızın yüzüne garip garip bakmış olmalıyım ki güldü ve ilave etti. Yabancı adamın tek başına gideceği yer değil orası efendi. Dağlarda, ormanlarda yolunu sapıtıverirsin. Ay yok canım, sonra bulurum. Kime soracaksın? Bey Obası'nı geçtikten sonra insan göremezsin ki. Cevap vermedim. Kahveci fincanı götürdü. Ben acaba Edremit'e dönsem de bizim koca sakallı İsmail Baba'yı beklesem mi derken tekrar geldi. İşin rast gidiyor efendi. Yüksek obaya giden var. Sen de yanına katıl. Hemen kalktım. Kahvenin önünde yüzü güneşten yanmış, ince saç örgüleri sırtına dökülmüş, kanarya sarısı üç etekli giymiş bir yörük karısı vardı. Kahveci, Hacer kız, efendi sizin obada koca İsmail Baba'ya misafir gidecekmiş, götürüver. Kadın yüzüme üstün körü bir göz attıktan sonra, hadi yürü, emrini verdi. Yüzünü bana çevirdiği sırada bu yörük karısının henüz 18-20 yaşlarında bir kız olduğunu fark edip şaştım. O daima birkaç adım önde, ben arkasında yetişmeye çalışarak yola koyulduk. Kahveci gülümseyerek arkamızdan bakıyordu. Köyün dışına çıkıp zeytinlikler arasına dalınca Hacer sarı entarisinin eteklerini toplayıp beline soktu. Alçak topuklu kalın rugan ayakkabılarını çıkarıp heybesine koydu. Toprak üzerinde çıplak tabanlarının izini bırakarak yürümeye başladı. Başındaki ince oyalı yazmanın altında küçük bir bal kutusu gibi kabaran altınlı fesi her adımda hafifçe titriyor, uzun boyu heybenin ağırlığıyla azıcık öne eğiliyordu. Hiçbir şey konuşmadan bir saat kadar yürüdük. Birkaç meyve ağacının arasına serpilmiş 5-10 evden ibaret bey obasını, biraz sonra da ulu bir çınarın gölgesinde yıkılıp dağılmaya bırakılmış boş bir su değirmenini geçtik. Artık zeytinler bitmiş, çam ormanları başlamıştı. Gün ışığı vurmayan gölgeli loş bir boğaza iniyorduk. Karşımızda alabildiğine dik bir dağ yükseliyor. Onun henüz gözümüzden saklı bulunan eteklerinden doğru coşkun akan bir derenin uğultusu geliyordu. Hacer kız bir aralık başını çevirdi. Dere boyundan gideceğiz. Suyu fazladır, bastığın yere mukayyet o. Kayalar arasındaki dik ve dar bir patikadan inince Kızılkeçili Deresi'yle karşılaştık. İki sırtın birleştiği dar boğazda kayadan kayaya atlayarak köpüren sular kulakları dolduran büyük bir gürültü çıkarıyorlardı. Suyun kenarındaki dar yolda çok kere taştan taşa atlayarak yürümeye başladık. Kah derenin kıyısına kadar iniyor, kah tekrar sırta tırmanarak beyaz köpüklü çağlayanlara yüksekten bakıyor.
Boğaz gittikçe darlaşıyor. İki yanda dimdik yükselen kayaların yarıkları arasından fırlayan kocaman çam ağaçları yan yatmış bir halde boşluğa uzanıyor. Suların yalayıp parlattığı taşlarda çıplak ayaklarıyla seken Hacer'e yetişmek için güçlük çekiyordu. Dağdan yuvarlanıp derenin yolunu kapayan ev büyüklüğünde kayalar yahut bir kayanın deri tarafındaki yumuşak toprağa oyan sular dere boyunca yer yer büyük ve derin havuzlar meydana getirmişlerdi. Bir kararda durmayan aynalarına etraflarındaki iri çam veya çınar ağaçlarının gölgesi vuran ve suları içlerine çok kere birkaç adam boyu yüksekliğinde bir kayadan köpük köpük dökülen bu havuzlara her rastlayışımızda önümüzdeki kız başını çevirmeden... Buna deli büvet derler. Yahut... Buna kunduzlu büvet derler. Diye izahat veriyor. Boğazın biraz genişlediği bir yere yaklaştığımız zaman kulaklarımı müthiş bir gürültü doldurmaya başladı. Hacer... Sütüvene geldik. 2-2,5 metre çapında bir borudan fırlıyormuş gibi bol ve coşkun akan sular bembeyaz bir kayaya varınca birdenbire boşlukla karşılaşıyorlar. Bir an, bir küçük an sanki duralıyorlar. Sonra geldiklerinden daha müthiş bir hızla derin bir çukura sade köpük halinde dökülüyorlar. Orada bir müddet kaynaşıyorlar ve çalkalana çalkalana sağa kıvrılıp beyaz taşlar üzerinde sekerek yollarına devam ediyorlardı. Kenara kadar sokulup aşağı bakınca insanın yüzünü serin bir buğu sarıyor, ardı arası kesilmeyen bir gök gürültüsü iki yanda yükselen kayalık dağlarda uğultulu akisler bırakıyordu. Bu Çağlayan'dan bahseden bir şiirin ilk satırları hep dudaklarımdaydı. Bir kayadan duman duman 17 metre atlayan dağ kokusuyla yüklü su. Akması tel tel ince saç, düştüğü yerde 3 kulaç, mavi su, ak köpüklü su. Bir kenarda çömelip gözlerini bir bana bir su tüvene çeviren kız heybesini tekrar sırtladı. Dere boyunca iki dağın gittikçe sıkışan yamaçlar arasında yeniden çıkmaya başladık. Menbaa yaklaştıkça dere artık akmıyor, Çağlayanlar şeridi halinde bir kayadan bir kayaya sıçrıyordu. Suyu aralarına alan kayalar bir yerde daralıp birbirlerine 2 adım kadar yaklaşmışlardı. Olanca hızlarıyla gelip bu cendereye giren sular 5-6 metre uzunluğundaki dar boğazdan görülmedik bir hırs ve süratle ve simsiyah bir renk alarak geçiyorlar. Kurtulduktan sonra da kumlu ve çakıllı yataklarına serip beyaz kavacıklı kahkahalar atarak fıkırdıyorlardı. Yolun adam akıllı çetinleştiği, iki taraftaki taşlara, çalılara, çam fidanlarına tutunmadan yürümenin güçleştiği bir yerde önümüze koskocaman bir büvet çıktı. Bir başından bir başı 15 adım vardı. 3 adam boyu kadar derin olan suyu yüksekçe bir kayadan dökülüyordu. Gövdesini 4 kişinin zor kucaklayacağı bir çınar havuza doğru eğilmiş, kalınlı incel dallarını suyun üstüne uzatmıştı. Şimdi boğazın alt başı hizasına gelen güneş iri yapraklar arasından geçerek büvetin dibindeki süt gibi beyaz çakılları, iri kumları ışıldatıyordu. Döküldükleri kayanın dibinden başlayarak yer yer anaforlar yapıp kenarları dolaşan sular havuzun alt başına gelince birdenbire yollarını bulmuşlar gibi geniş bir kayanın üstünden hızla geçerek akıp gidiyorlardı. Hacer kız burada hiç durmadan yoluna devam etti. Ben onun ardından yetişmeye uğraşırken dönüp dönüp bu görülmemiş güzelliğe bakmaktan kendimi alamıyordum. Suların gürültüsünü bastırmak için bağırarak sordum. Bu büvetin adı yok mu? Hasan Boğuldu. Ne dedin? Hasan Boğuldu. Kim Hasan? Zeytinli'den, Bahçıvan Hasan. Ne zaman boğulmuş? Oo, çok olmuş. Nasıl boğulmuş? 40-50 sene var. Kız durdu, geri dönüp şimdi bulunduğumuz yüksek yerden aşağıya güneşin ışığıyla balık karnı gibi parlayan sulara ve bunların üstünü yer yer örten çınara baktı. Yaylaya varalım da azıcık oturur dinleniriz. O zaman anlatırım. Tekrar yola koyulduk. Bir hayli daha çıktık. Dönüp boğazın geldiğim taraflarına baktığım zaman ovayı epeyce aşağılarda adam akıllı küçülmüş olarak görüyordum.
zeytin ve kavak ağaçlarının arasında kırmızı kiremitleri ve beyaz minareleri görünen köyler birer oyuncak gibiydi. Patlaklara geldik. Buradan dağa vuracağız. İleriye dönüp baktım. Derenin iki yanında sudan hemen birkaç karış yukarıda, birbirlerinden ancak birer ikişer adım uzaklıkta yan yana belki 20 tane pınar vardı. Kimi irice bir taşın altından, kimi kumlu bir topraktan fırlıyor, binlerce kuşun bir arada çıkardığı sesi andıran bir şırıltıyla dereye karışıyordu. Koşup yüzük oyunu yattım ve bunlardan birinin dayanılmayacak kadar soğuk suyunu dinlene dinlene içtim. Hacer de çömelmiş, avucuyla su alarak yüzüne ve şakaklarındaki saçlara sürüyordu. Vücudumdan terler boşalarak dağa tırmanmaya başladım. Dere sağımızda ve aşağıda kalmıştı. Üzeri kuru çam pürleriyle örtülü keçi yolunda kayıp yuvarlanmamak için bazen dizüstü çöküp bir ardıç dalını yakalıyor, bazen de tutar tutmaz köpküyle beraber elimde kalan bir kekiğe yapışıyordum. Nihayet bayır mülayimleşti. Biraz sonra da önümüz açıldı. Seyrek çamların arasından ilerideki denizi gördüm. Birkaç adım daha yürüyüp gölgeli bir yere oturduk. Hacer kız heybesini karıştırarak... Yanında yiyeceğin yok herhalde. Sokul da ekmek yiyelim. Ben 3-4 saatte obaya varacağımı sandığım için yanıma bir şey almamıştım. Ne kadar acıktığımı şimdi birdenbire anlıyordum. O bu sırada önüme bir tutam yufka koymuş, yere serdiği kırmızı yazma mendilin üstüne bir topak tulum peyniriyle birkaç taze soğan bırakmıştı. Hem yiyor hem etrafıma bakıyordum. Bulunduğumuz yer denizden 1500 metre kadar yüksekteydi. Akça iskelesinin önünde duran kayıklar, ağaçların arasındaki seyrek binalar iğne topuzu kadar ufaktı. Karşıda Burhaniye'nin arkasında yatan Madra dağları şekilsiz bir yığından ibaretti. Güneşin altında göz kamaştırıcı pırıltılarla yanan deniz, ta uzaklarda açıklı koyulu gölgelere bürünen Midilli Adası'na kadar uzanıyor, bunun sağ yanından geçerek ufukta sisler içinde gökle birleşiyordu. Kaz Dağı'nın körfeze kadar yaklaşan eteklerini sayılamayacak kadar çok, her biri başka renk ve biçimde irili ufaklığı dağlar ve tepeler çeviriyordu. Arkamızda Sarı Kız, bu dağların en yüksek tepesi, ağırsız başını beyaz bulutlara uzatıyordu. Yanımdaki kız, ortada kalan yufkalarla peyniri mendile sarıp heybesine yerleştirdi. Ben hemen kalkmayı asla düşünmediğimi belli etmek ister gibi arkamdaki çama yaslanarak... Hani şu an sana nasıl boğulduğunu anlatacaktın? Nasıl boğulduğunu gören yok ki. Yalnız orada boğulduğunu söylüyor Allah. İyi ya, neden boğulmuş? Ya obaya varınca kime sorsan diyiverir. Hadi yolumuza gidelim. Yok canım, yemek üstüne hemen yola çıkmak iyi değildir. Sonra obada İsmail Baba ile konuşacak çok lafımız var. Hadi sen bildiğin kadarını söyleyiver. Hacer heybeyi tekrar yanına bırakarak azıcık düşündü. Bir aralık gözlerini üstümde gezdirerek hikayesini ne dereceye kadar alakayla dinleyeceğimi, ne kadar anlayabileceğimi keşfetmek ister gibi beni süzdü. Genç yüzünde büyük bir ciddilik, iri siyah gözlerinde dalgın bir hal vardı. Bu Hasan zeytini de bahçıvanmış diye başladı. Anlatırken önüne ve ara sıra ovaya bakıyor, güzel bir delikanlı eline benzeyen irice elinin şahadet parmağıyla toprağı karıştırıyordu. Bu Hasan zeytinli de bahçıvanmış. Ufacık bir bahçesi varmış. Yazın bostan yeşillik eker, kışın el zeytini sirtmeye gider, koca anasıyla yaşar dururmuş. Daha da pek gençmiş. Hani bıyığı yeni terlemiş. Anasından başka kadına göz kaldırıp bakmaz. Düğünde bayramda öbür delikanlılar gibi rakı oyuna katılmaz. Kız gibi bir oğlanmış. Pazarlara gidip bostan ne satınca da parasını getirir, anasına teslim edermiş. Bizim obadan onu bilenler var da onlar söylüyorlar. Anam daha şunca az çocukmuş. İşte o zamanlar bizim yüksek abadan Emine Edremit pazarında bu Hasan'ı görmüş. Anam Emine'yi bilirdi. 8 yük balları varmış. Babası ağaç devirip kereste yapar. Anası da Emine ile arılara bakarmış. Dağ gibi bir kızmış.
danaları, inekleri boynuzundan tutunca şu yana savuruverirmiş. Ah, bu geldiğimiz yolu 2 saatte yine 3 saatte çıkarmış. Çocuklarla da pek oyna. Obanın kızlarını ardına takınca ormanda koşturup terletir. Sonra da hepsini bicik bicik yanaklarından öpermiş. İşte bu Emine. Edremit pazarında Hasan'dan bostan almış. Hani dağlık yerde pek kavun karpuz olmaz da onun için. Hasan bostanları Emine'nin heybesine doldururken... Yörük kızı, yükün ağır oldu. Gazdağının yolu çetindir. Nasıl çıkacaksın? Emine onun yüzüne gülüvermiş de... Oy, ne sandın düz ovalı demiş. Biz dağlıyız. Sizin boş çıkamadığınız bayra biz 40 okka yükle çıkarız. Hasan önüne bakmış. Emine yoluna gitmiş. Ama ertesi pazar yine onun sergisine varmış. Bostanların iyi çıktı sarı oğlan. Az sana bal getirdim demiş. Omzundan bal teknesini indirip bir gömeç almış Hasan'a vermiş. Hasan'ın yüzü yine alal olmuş. Ne zahmet ettin yörük kızı. Demiş ama Emine cevap vermeden gülüp yürümüş. İkindi vakti Hasan eşeğini önüne katıp köye dönerken Kadıköy mezarlığının önüne varınca bakmış Emine heybesi sırtında ilerden gidiyor. Önce dili tutulmuş. Hiç tınmadan ardından yürümüş. Sonra bir yüreklenmiş. Eşeğini sürüp Emine'nin yanına varmış. Uğurlar olsun yörük kızı. Sen hangi obadansın? Diye sormuş. Emine Hasan'ı görünce... Oo, sana da uğurlar olsun sarı oğlan. Ben yüksek obalıyım. Sen nerelisin? Ben Zeytinli'denim. Köye kadar yolumuz bir. Heybeni eşeğin üstüne at da rahat git. Olmaz. Obada heybeyi eşeğe taşıtırsan koca dağ bu yükle nasıl çıkarım? Zeytinli'ye gelene kadar yan yana yürümüşler. Az konuşmuşlar, çok bakışmışlar. Ama ikisinin de gönlü birbirini sevmiş. Ondan sonra her pazardan beraber dönmüşler. Emine arada bir Hasan'ın Zeytinli'nin alt başındaki bahçesine uğrayıp ona süt, peynir, bal götürmüş. Hasan Emine'ye dut silki vermiş, kiraz vişne toplamış. Bahçenin ortasındaki ayvanın dibinde yan yana çömelip konuşurlarken görenler çok olmuş. Ama Hasan'ın anası bakmış ki bu iş böyle sürüp gidesi değil, oğlunu önüne oturtup "Oğlum Hasan," demiş. "Baban öleli beri evin erkeği sensin. Ben bugün varsam yarın yoğum. Evine bir kadın lazım. Sana bizim köyden bir kız almak isterdim ama yine sen bilirsin. Eğer gönlüm bu yörük kızını pek sevdiyse bu ihtiyar halimle obasına gidip isteyeyim. Güz yaklaştı, zeytinden sonra düğününüzü yaparız." Hasan da bunu hep düşünürmüş ama bir türlü içini dökemezmiş. Bakmış artık beklemenin yolu yok. Emine obadan indiği bir gün onu bahçede yanına oturtmuş. Emine, bahar geçti, yaz geçti. Leylekler yerine göçtü. Kış gelip dağları yolları karartmeden ya sen bana gel ya ben sana gelem. Emine'nin yüzü sapsarı olmuş. Ah Hasan demiş. Kışın derdi senden evvel benim içime çöktü. Ayrılık günleri geldi çattı. Ne ben senin köyünde edebilirim ne sen benim obamda. Bu yaz büyük günah işledik. Artık sen beni unut, ben de seni unutayım. Bunu duyunca Hasan'ın aklı başından cıvmış. Emine'nin eline sarılmış. Aman yörük kızı, aman biricik Emine'm. Senin tatlı dilini duyan, güler yüzünü gören bir daha seni nasıl unutur? Böyle deme, burada kal. Sen bahçeye bakarsın, ben zeytine giderim. He? Kimseye muhtaç olmayız. Emine acı acı gülmüş de demiş ki, insan nereye giderse rızkı da beraber gidermiş. Bunu düşündüğüm yok. Ama ben dağlıyım. Bu çukur ovalarda kalamam. Köyünüzün eli kınalı kızlarına katışamam. Senin içine dert olur. Kızılbaş kızı geldi de Hasan'ı elimizden aldı derler. Benim içime dert olur. Yörük kızı dağdan köye, çadırdan eve inmemeli. Ben seni görmemeliydim. Ya gördüm, sözüne uymamalıydım. Ama neyleyim?
Senin de tatlı sözünle güler yüzün etti bunları. Hadi benim Sarı Hasan'ım. Tut ki birbirimizi düşte görmüş de uyanmışız. Bırak beni dağıma gideyim. Yanından kalkıp kuş gibi uçmuş. Hasan arkasından bakmış kalmış. Hacer toprakla oynayan parmağını eteğine silerek önce bana sonra ileriye boşluğa baktı. Ben gözlerimi onun yandan görünen yüzüne dikmiştim. Bakışının hala tesiri altındaydım. İnsan ruhlarının ince ve derin kıvrıntılarını bütün karmaşıklığıyla anlayan ve şaşılacak bir kolaylıkla anlatan bu genç yörük kızı sanki birdenbire büyüvermişti. Gözlerini çevirmiş, aşağıya yeni yeşeren ağaçları, taze ekinleri, koyu yapraklı zeytinleri, yer yer görünüp tekrar kaybolan dereleriyle pırıl pırıl yanan ovaya bakıyordu. Dağınık siyah kaşlarının altında düşünceli duran gözleri, sımsıkı kapalı ince dudakları, tozlu ve hala biraz terli yanakları çam dalları arasından sızan güneşte parlıyor, çocuk çizgilerini henüz kaybetmemiş olan yüzü garip bir olgunluk ifadesi alıyordu. Aşağılarda kalan derenin uğultusu rüzgarın esişine göre azalıp çoğalarak bize kadar geliyor, çamların mırıltısına karışıyordu. Baygın bir kekik ve çam kokusu ortalığı doldurmuştu. Hacer kız elini yanına uzatarak yerden kuru bir kozalak aldı. Parmaklarıyla onun dişlerini büküp kırmaya başladı. Sonra başını bana çevirdi. Elinde ufaladığı kozalağın çıtırtılarına karışan hafif bir sesle yeniden anlatmaya başladı. O günden sonra Hasan'ın yüzü gülmemiş, rengi yerine gelmemiş. Gönlünü bir yerde eylemez, ağzını açıp dünya kelamı eylemez olmuş. Pazarlara hayvanlar satmaya gider, ne alıp ne verdiğini bilmeden geri dönermiş. En sonunda bir gün dayanamamış. Edremit pazarı günü akşam vakti Zeytinli'nin üst başında yüksek obaya giden yolun kıyısında oturup Emine'yi beklemiş. O gün kızın pazara indiğini kestirirmiş. Az sonra Emine yolun alt başında görünmüş. Onun da yüzü sarı, hali perişanmış. Hasan'ı görünce yüreği yanmış ama hiç tınmadan oradan geçip gidecek olmuş. Hasan yolunu kesmiş. Emine, bu dünyada gönlüne karşı gelen baba yiğit çıkmamış. Ocağına düştüm. Deli gönlün bizim çukur köyümüze sığmazsa al beni obana götür. Ananı ana, babanı baba bilem. İneğini sağıp, davarını güdem. Babanla tahta biçip, keresteyi dağdan sırtımda indirem. Tek beni buralarda garip koyup gitme. Emine durmuş, Hasan'ın yanına çökmüş. Gözlerini koluna silmiş. Hasan demiş, yüreğimi deldin. Ne çare ki dediğin olacak iş değil. Ovada büyüyen dağda yapamaz. Dağın suları serindir ama yolları sarptır, kışı çetindir. Kar altında odun kesmek, bahçeye bostan ekmeye benzemez. Benim erim diye götürdüğüm adamı obamızın yiğitleri kınamamalı. Ben seni bildim. Artık gözüme hiçbir yiğit görünmüyor. Ama anamın, babamın, akranımın yanında seni küçük düşüremem. Sal beni gideyim. Hasan ayak diremiş. Her işi yaparım. Obanızın yiğitlerini kardeş bilip işlerine koşarım. Eğer of dersem kov beni, köyüme gönder. Emine'nin aklı yatmamış ama yüreği yumuşamış. Haftaya burada bekle de cevabını al demiş. Hafta 8 gün. Hasan anasının boynuna sarılmış, hak alıp hak vermiş, gelmiş yolun başına Emine'yi beklemiş. Çok geçmeden yörük kızı görünmüş. Sırtında koca bir çuval varmış. İçi pamuk doluymuş gibi onu beli bükülmeden taşımış. Hasan'ın yanına gelince, Hasan demiş. Anamla babama danıştım. Onlar da emmilerimle danıştılar. Ovalıya varanın, ovalıdan kız alanın onduğunu gören yok. Deli kız, deli kız dediler. Yüksek obada gönlünü verecek yiğit mi bulamadın?
Ben de herkesin yiğidi kendi gönlüne göreymiş dedim. Peki öyleyse dediler. Biz sına bakalım. Senin yiğidin Kaz Dağı'ndaki Yörük Emine'ye er olacak adam mı? Konuşup söz birliği ettik. Zeytinli'den 40 has okka tuz aldım. Bunu sırtına vurup bir yerde durup dinlenmeden benimle yüksek obaya çıkabilirsen haftaya düğünümüz olacak. 40 okka yükle 4 saatlik dağa çıkan adama eğri bakacak baba yiğit bizim obamızda yoktur. Çıkamazsan kaderimiz böyleymiş. Hasan bir söz söylemeden çuvalı sırtlamış, Emine'nin önüne düşüp yürümüş. Ayakları kuş gibi uçarmış. Bey obasını geçmişler. Bayır aşağı dereye inerken Emine bir bakmış. Hasan'ın yüzünden ellerinden su gibi ter boşamıyor. Az önce genişleyen yüreği daralmış. Kendine yazık etme Hasan demiş. Ver çuvalı bana ben gideyim sen bahçene dön. Hasan soluk soluğa. Buraya gelirken and içtim. Geri dönersem sağa dönmeyeceğim. Deyip yürümüş. Emine'nin yüreği daha da daralmış ama çaresi yok. Eski değirmeni geçmişle. Sütüvenin yanına gelince Hasan durmuş. Emine, bana ettiğin zulümdür. Duzlar sırtımı yaktı. Dur bir soluk alayım. Anlaşmamızda durup dinlenmek yok. Deyip yürümüş. Hasan bir taştan bir taşa atlayıp ardından yetişmiş. Az daha gitmişler. Hasan yine durup yalvarmış. Emine, zalim anana babana uyup beni çok ağır sınadın. Bu kadarı yeter. Hadi köye dönelim. Emine'nin yüreği dilim dilim olmuş da içindekini yine dışarı boğmamış. Ben sana dedim Hasan, bu dağlar sana göre değil. Ver çuvalı ben gideyim demiş. Hasan gayretlenmiş, biraz daha yürümüş. Demin yanından geçerken Hasan boğuldu dedim ya, eskiden oraya gök büvet derlermiş. Hasan oraya geldiğinde dizleri bükülüvermiş, olduğu yere çökmüş. Ah, Emine, beni boş yere yaktın. Ben bu dağlara çıkamayacağım. Gel, köye dönelim. Emine ağzını açıp bir söz demeden Hasan'ın sırtından düşen çuvalı yüklenmiş tek başına, gerisine bakmadan yürümüş. Çalıların ardında kaybolup giderken Hasan anasız kalmış, yavru kuş gibi bağırmış. Emine, o bana gelemem, köyüme dönemem. Beni buralarda bırakıp gitme. Emine durmuş, durmuş. Sonra başını çevirmeden yine yoluna düzülmüş. Ta patlakların yanına gelinceye kadar Hasan'ın bağırdığını duymuş. Garip oğlan suyun gürültüsünü bastırıp... Emine, ben senin ardından gelemedim. Sen benim ardımdan gel diye seslenirmiş. Emine bir yerde durup soluk almadan, bir kere dönüp ardına bakmadan 40 okka tuzla obaya varmış. Anası babası onu görünce her şeyleri anlamışlar. Kız çuvala oraya atıp yere yıkılmış, kendinden geçmiş. Ama daha ortalık kararmadan yerinden fırlamış. Hay, duydunuz mu? Hasan beni çağırıyor demiş. Anası babası sormuşlar. Hasan'ı nerede bıraktın? Gök büvetin orada. Kız sen deli mi oldun? 2 saatlik yerden buraya ses gelir mi hiç? Emine kimsecikleri görmez. Kimseciklerin sözüne bakmaz. Durup dinler. Sonra... Anacığım! Ah bak nasıl çığırıyor. Ay yazık oldu. Dur bir varıp bakayım. Dermiş. O gece zor tutmuşlar. Obanın yanındaki ormanlarda sabahacık dolaşmış. Gün ağarırken gök büvete inmiş. Bakmış oralarda kimsecikler yok. Suyun yanından geçip gidermiş. Bir de ne görsün. Hasan'ın dallı çevresi. Koca çınarın su içindeki dallarından birine takılmış yüzüp duruyor. Onu oradan aldığı gibi koynuna sokmuş. Dere boyunda bir aşağı bir yukarı koşup... Hasan'ım, ses ver de yanına varayım diye bağırmaya başlamış.
Her defasında dağlar taşlar ses verir. Emine, ben senin ardından gelemedim. Sen benim ardımdan geleceksin. Yemeden içmeden 3 gün dağlarda, ormanlarda, dere boylarında dolaşıp Hasan'ı aramış. Zeytinliğe inip anasından sormuş. Koca karı saçını başını yolar ağlarmış. Köylüler Hasan'ın gök büvette boğulduğuna inanmışlar. Güz yağmurlarından derenin suyu coştu. Ölüsü kim bilir hangi kova girip kaldı. Belki de sular aldı, denize götürdü. Derlenmiş, Emine bunu duyunca, yalan! Hasan ölmedi ki, beni çığırıp duruyor ama yerini deyivermiyor. Araya araya bulurum elbet. Anası babası ardına düşmüşler, alıp kapatmışlar. O bir yolunu bulur, dere boyuna iner, Hasan'a seslenirmiş. Gök büvetin yanındaki kayalara oturur, koşmalar düzer söylermiş. Bir gün anasına, ana, Hasan bana yine seslendi. Bugün beni gök büvette bekleyecek. Ha, bu sefer sağlam anlaştık, gayrı kavuşacağız demiş. Anası, amanım kızım neler oldu sana diye ağlayıp dönmüş. Kız bir yolunu bulup ortadan kaybolmuş. Akşamüstü oradan geçenler Emine'yi gök büvetin yanındaki koca çınarın dalında Hasan'ın çevresiyle asılı bulmuşlar. Hacer kız kara gözlerini yüzüme dikerek, İşte gök büvete o zamandan beri Hasan boğuldu diyorlar. Koca çınara da Emine çınarı derler. Hey hadi geç olmadan yolumuza gidelim. Akşam yaklaştığı için aşağıdan doğru derenin uğultusu daha çok duyuluyordu. Kalkıp yürümeye başladık. Güneş sarı kızın arkasına girmiş, bulunduğumuz yeri birdenbire artan serin rüzgarlara bırakmıştı. Eteklerine kadar çam, oradan denize kadar zeytin ormanlarıyla örtülü olan Kaz Dağı'nın bu yamacında saatlerce süren bir akşam başlamıştı. Güneş, 1700 metrelik dağın arkasına adeta vaktinden evvel saklanmakla günün bu en güzel zamanını sanki isteye isteye uzatıyordu. Midilli tarafından esen bir rüzgar, körfezin girinti ve çıkıntılarında kırılarak boyuna yolunu değiştiriyor, suların üzerinde ayrı ayrı taraflara koşan dalgacıklar meydana getiriyordu. Güneşin Madra dağlarının üstündeki bulutlara vurarak onları kızıllaştıran ve oradan tekrar denize akseden son ışıkları başka başka istikametlerde kırışan sularda türlü renkler yaratıyordu. Dağın eteklerine sıralanan ve bazen hemen önümüze kadar yükselen tepeler birbiri üstüne yığılmış karanlık bulut kümeleri gibi görünüyordu. Daha uzaklarda Ayvalık'ın karşısındaki Cunda Adası'nın alçak tepeleri, Kaz Dağı oralara siper olmadığı için hala güneşin kırmızı ışıkları içinde yanıyor, biraz daha arkada Midilli'nin o taraflara kadar uzanan kollarına karışıyordu. Rüzgar çamların dallarında uğulduyor, önümde giden Hacer kızın etekleri ve ince örülü saçlarını öne doğru savuruyordu. Saatlerce beraber geldiğimiz bu kızın ne kadar güzel, ne kadar ahenkli bir yürüyüşü olduğunu ilk defa fark ediyordum. Olgun bir buğday tarlasında ilerliyormuş gibi hafifçe dizlerini kaldırarak ve başını ileri geri sallayarak adım atıyor, çimenlerin ve renk renk çiçeklerin üstüne çıplak ayaklarıyla basarken vücudunun ağırlığı olmadığı hissini veriyordu. Yanına sokuldum. Hacer kız, Emine'nin gök büvette oturup söylediği koşmalardan bildiğin var mı? Obaya varmadan bana bir tanesini söyleyiver. Durdu. Gözleri etrafımızı saran manzaranın ve biraz evvel anlattığı hikayenin içinde kaybolmuş gibi büyük ve dalgındı. Şakaklarında tozlarla karışıp sonra kalın çizgiler halinde kuruyan terlerin izleri vardı. Derin derin nefes alıyordu. Bu anda onu etrafını saran tabiattan ayırmaya imkan yoktu. Akşamın loşluğu içinde topraktan, çiçeklerin arasından fırlayıp büyüvermiş bir mahluk gibiydi. Yavaşça dudaklarını oynattı. Sana Emine'nin bir koşmasını okuyiveren.
Hasan'la kavuşmadan az önce bunu söylemiş derler. Biraz düşündü, gözleri kapalı ilave etti. Kim bilir. Sonra arkasındaki çam ağacına sırtını dayadı. Heybesini sağ omuzundan yere düşürdü. Gözlerini yere dikti. Hafif fakat tüyleri ürpertecek kadar içli bir sesle şu koşmayı okudu. Köpük olan dağılan Hasan'ın